Touch komutu ile kutu şeklinde 3 boyutlu kat modeli oluşturabiliriz. Bakın Home sekmesinde ne seçebiliriz? Yine Solid sekmesinde mevcut. Gelelim, seçelim. Bakın tıkladım. Ölçülerimi giriyorum. 1000 yazdım. Tab tuşuna bastım. Diğer ölçümü giriyorum. 1500. Daha sonra Enter'a bastıktan sonra yüksekliği istiyor benden. Bakın yukarı doğru çevirsem yukarıya doğru, aşağıya doğru çevirsem aşağıya doğru. Yukarı doğru çevirip 1500 yazalım. Bakın kutum oluştu. Kutu şeklinde. Buradaki eksenleri paralel şekilde oluşturuyor arkadaşlar. X ve Y eksenini. Şimdi gelelim. Tıklayalım. Burada renkli seçersem belirli bir açı da döndürebilirim. Bakın renkli seçtim. 1000 yazdım. Daha sonra tab tuşuyla açıya geçtim. 45 derece. Enter'a bastıktan sonra genişliği istiyor benden. 1500 diyelim. Enter yükseklik. Yukarıya doğru 1000 girelim. Silelim. Bakın gelip center'ı seçersem sağ tuşla ya da şuradan center'ı seçersem merkezinden yakalıyor arkadaşlar. Bakın tıkladım. Tab tuşuna önce ölçümüze girelim. 1000. Daha sonra tab tuşuna basıyorum. 2000. Merkezden alıyor arkadaşlar ölçüleri. Eşit şekilde iki tarafa dağıtıyor. Daha sonra 1500 girelim. Bakın eşit şekilde dağıttı. 750-750 olacak şekilde. Bunu silelim. Tekrar gelelim. Tıklayalım. Kütü seçelim. Kütün uzunluğu 1000 olsun. Tab tuşuyla açısını 45 derece diyelim. Bakın küpümüzü çizdik. Şimdi tekrar gelelim. Bir noktayı tıklayalım. 2000 yazalım. Tab 1500. Enter'dan sonra bakın buradaki aynı yükseklikte çizmek istiyorum. Bunun ölçüsünü bilmiyorsam bakın şuradan sağ tuş two point'i seçip bakın burada 3D oznak açık. Bakın şurada birinci noktam. Daha sonra ikinci noktam. Bakın aynı yüksekliği seçti. Eğer açık değilse bakın şurada şurayı tıklayıp 3D objects'in açısı seçip burada istediğiniz kısımları işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Yakalamasını istediğiniz noktaları. Box komutumuz bu kadar.